Resident Evil 9. Evet sevgili dostlarım, bugün sizlerle birlikte Resident Evil 9 ile ilgili beklentilerimden oluşan bir video ile karşınızdayım. Son zamanlarda biliyorsunuz ki Resident Evil 9 ile ilgili acayip söylentiler ortaya atıldı. Zaten bununla ilgili video çektim ama sadece o konuyla ilgili video çektim. Genel beklenti videosu çekmemiştim ve bugün bunu yapıyorum. Videoyu sizler de izledikten sonra arkadaşlar başından sonuna kadar lütfen yorumları yazın. Sizler neler bekliyorsunuz? Aynı şeyleri düşünüyor muyuz? Düşünmüyor muyuz? Farklı şeyler mi düşünüyoruz? Bu konuda bir tartışma olur. Çok tatlı olur. Bu videoda da like'larsınız da çok teşekkür ederim. abone de bekliyorum. Çünkü 100.000 bin abone de az kaldı biliyorsunuz. Evet Resident Evil 9 ile ilgili beklentilerim. Şimdi oyunla ilgili bir çıkış tarihi konusu var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2017'de Resident Evil 7 çıktı. Yani yeni nesil Resident Evil'ların başlangıç oyunu olarak Resident Evil 7'den bahsediyorum. 2017 yılında çıkan bu oyun. Daha sonra da 2019'da Resident Evil 2 remake çıktı. Yani arada bir iki sene var. Daha sonra işte Resident Evil 3 remake Nisan ayında çıktı 2020'de. Pandemi döneminde. Ama o oyun tabii bir başka bir firma tarafından yapıldığı için aslında ana oyun olarak görmüyorum. Zaten oyun olarak da görmediğim için ben neyse. Daha sonra 2021 Village ve en sonunda da Resident Evil 4 Remake 2023. Yani fark ettiyseniz 2 yılda bir Resident Evil oyunu geliyor. Muhtemelen arkadaşlar benim tahminim, benim beklentim bu yaz aylarında bir PlayStation etkinliği gerçekleşebilir. O yüzden de bu etkinlikte de Resident Evil 9 duyurusu, enhancement trailer'ı gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Zaten oyunla ilgili birçok şey birçok sızıntı yaşanıyor. Bu kadar sızıntıdan sonra oyunla ilgili artık herhalde açıklama konusunda bir şeyler geleceğini tahmin ediyorum. Duyuru bekliyorum. Ne zaman çıkar? Muhtemelen arkadaşlar 2025'te de oyunu oynamaya başlarız. 2024'de duyurulursa arada da zaten 2 sene olacak Resident Evil 3 Remake'li arasında. Zaten oyun bayağıdır geliştiriliyor. O yüzden de ben 2025 Ocak veya Nisan ayında arkadaşlar çıkacağını düşünüyorum. Benim çıkış tarihi yönünde beklentim bu yönde arkadaşlar. Evet şimdi Resident Evil 9'un hikayesi nasıl olacak? Biliyorsunuz Resident Evil 7'de arkadaşlar bir küf olayı atıldı. Daha önce Resident Evil tarihinde olmayan, yani tamam bir şekilde Umbrella da bağlanıyor olaylar. Ama bir virüs değil yani bir G virus bir T virus değil insanları zombi konseptine alıştıran Capcom burada küf olayını ortaya attı. Güzel bir gizem oluşturuldu. Ben gerçekten Resident Evil 7'in hikayesini çok seviyorum. O gizemi de ve Umbrella' da bağlanmasını çok seviyorum. Şimdi Resident Evil 9 ne olacak? Villis'te biliyorsunuz hikaye Ethan'ın bitti gibi bir şey. Spoiler vermek istemiyorum ama anlayan anladı. Resident Evil 9'da peki hikaye olarak neler bekliyorum? Öncelikle tabii ki de bir virüs olacak arkadaşlar. Artık A mı olacak, B mi olacak? Sürekli T virus, G virus. Dolayısıyla da illaki bir virüs yine ortaya atılacak. Ben ama zombilerin gelmesini istiyorum. Evet, zombiler geri dönmeli bence. Şu zaman diliminde, şimdiki zaman döneminde arkadaşlar. O yeni nesil grafiklerle birlikte yine yeni, yeniden zombileri görmek istiyorum. Mutant halleri de karşımıza çıkabilir. İşte Resident Evil 1'deki Crimson Head'ler olsun. Farklı türdeki zombiler de olabilir. Bunlar olsun istiyorum ama tabii farklı türe dedim arkadaşlar koşmasın. Zombi koşmaz abi. Zombi her zaman yürür. O yüzden o ağır ağır gelir. O ağır ağır seni korkutur. Zombi olacaksa da arkadaşlar koşan bir zombi olmasını istemiyorum. Dolayısıyla yürüyen bir zombi ve seni korkutacak bir zombinin de zombi temasının da gelmesi çok güzel olurdu. Resident Evil 9'da. Ve öyle bir beklentim var. Bakalım. Şimdi kurt adamlardan sonra tekrar zombiye dönerler mi? Onu bakacağız. Göreceğiz. Bir sonraki beklentim ise arkadaşlar karakterler. Şimdi Ethan'la artık olayımızı bitirdik. Ethan okey. Ben çok çok hoşlandığım bir karakter olmadı arkadaşlar. Şimdi biraz kızabilirsiniz bana ama asıl fan kitle benim gibi ilk oyundan seriye başlayan insanlar ne demek istediğimi anladı. Yani bir Leon, bir Chris Redfield, bir yani Barry Burton, Jill Valentine vesaire artık yani Ethan gibi bir karakteri istemem. Açıkçası random böyle oluşturulmuş. Yani işte karısını aramaya çıkan Silent Hill kafasında hikayeye sahip olan bir Resident Hill olmasını istemem. Daha çok eski karakterlerin geri dönmesini isterim. Mesela başrolde bir Jill Valentine. Çok güzel olmaz mı? Özellikle 3 remake'teki en nadir sevdiğim şeylerden bir tanesi Jill'ın karakteri arkadaşlar. Çok agresif, kendinden emin ve çok kararlı bir şekilde kendi işini yapan Jill Valentine. Valentine'ı Resident Evil 9'da görmek inanılmaz isterim ve eski karakterlerin de bu şekilde geri dönmesi çok uzun olur. Mesela Rebecca arkadaşlar. Resident Evil 1'de olan ve sağlık ekibinde olan işte Resident Evil 0 yani Resident Evil 0'da da karşımıza çıkmıştı ana karakter olarak. Onların da geri dönmesi birlikte bence çok tatlı bir oyun olur. Tabi Resident Evil 6 gibi çorba olmasın. Yani 2-3 eski karakterle birlikte devam edelim. Ya gidip de böyle şey olmasın yani hani Avengers olmasın anasını satayım. Dolayısıyla karakterlerle ilgili beklenti bunlar arkadaşlar. Eski karakterler geri dönmeli artık ki bence öyle olacak artık muhtemelen. Bir diğer beklenti ise arkadaşlar kamera açısı. Evet bu konu gerçekten çok önemli benim için ki sizler için de önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Resident Evil'ın ilk 3 oyunu yani orijinal ilk 3 oyun sabit kamera açısına sahip oyunlardı. Resident Evil 4, 5, 6 ile birlikte artık seri TPS yani omuz kamera açısına döndü. Resident Evil 7, 8 de FPS iken yani bir üçleme daha bir FPS'ye mi gidecek diye böyle sürekli bir beklenti içerisindeyim. Açısı FPS'yi ben zamanında çok eleştiren bir insandım Resident Evil'da. Özellikle Resident Evil 7 duyurulmadan önce hatta bir tane demosu çıkmıştı. PT çakması diyorduk Silent Hills. Daha sonra da ana oyun çıktıktan sonra hiç alakasın olmadığını fark ettik. Daha sonra da FPS'e gerçekten şöyle bir baktığımda hoşuma gitti gerçekten de. Başta böyle dediğim gibi çok eleştirmiştim ama gayet güzel oynanıyor dedim. Sonra Village'e falan hayvan gibi oynadık yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi giderler mi FPS kamerasına? Ben öyle düşünüyorum. Bence de bu oyun FPS olacak. Ama benim beklentim TPS olması arkadaşlar. Çünkü Resident Evil dediğiniz TPS yani omuz kamera açısıdır. Bunu en iyi şekilde Resident Evil 2 Remake'de 4 Remake'de ne kadar başarılı olduklarını Gördük tamam orijinal oyunlar tepeden Biraz bakılıyordu ama yine tabi Fix kamera olarak geçiyor ama TPS Olarak gerçekten de yakıştığını düşünüyorum Yani orijinal karakterler geri dönecekse Resident Evil 9'da FPS olmaması lazım çünkü o karakteri Görmemiz lazım bizim arkadaşlar Omuz kamera açısıyla benim beklentim Resident Evil 9'un omuz kamera açısı Yani üçüncü şahıs kamera açısı olması Şöyle de bir ihtimal var dediğim gibi 7-8 FPS ise önceki üçlemelerdeki gibi 9'da FPS olabilir. Bence umarım yapmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi videodan sonra yazabilirsin. Evet bir sonraki beklediğim şey ise arkadaşlar oyunun korku mu olacak yoksa aksiyon mu olacak? Çok kritik. Konuşacağımız en kritik olaylardan bir tanesi çünkü biliyorsunuz Resident Evil 7 korku oyunu olarak çıktı. E, ee Resident Evil 4, 5, 6 aksiyon bıkkınlığı yüzünden insanlar artık lütfen artık eskiye dönün, özüne dönün, survival horror'a dönün ve 7'de döndüler. Çok da başarılı oldular. Hem de FPS oldu. İnsanlar bayıldı. Village biraz daha aksiyonu vardı. Ama yine korkusu eksik değildi. Yine hafiften de korku kısımları vardı. Özellikle Beniviento evini zaten öf yani Resident Evil belki tarihinin en korkunç sekanslarından bir tanesi. Korkusu da vardı Resident Evil için ve gerçekten de hoşumuza gitmişti. Aksiyon da çok keyifliydi. Korkusu da çok keyifliydi. Peki 9 korku mu olacak? Aksiyon mu olacak? Benim beklentim tabii ki de arkadaşlar korku oyunu olması tarafında arkadaşlar. Çünkü Resident Evil dediğiniz Survivor Horror'dır. Yani hayatta kalma korkudur arkadaşlar. Türünün en efsanevi örneklerinden bir tanesi. Şimdi bu oyunda aksiyona dönerler mi? Şimdi son yaptığım videoda biliyorsunuz arkadaşlar Resident Evil 9 ile ilgili açık dünya oyunu olma ihtimali. Şimdi bir kere kafadan açık dünya oyunu olursa bu oyun aksiyona döner. Çünkü açık dünyada korku oyunu olarak başarılı bir korku oyunu yok. Hani bizi yaraklardan korkutan. Outlast 2, Evil Within 2. Yarı açık dünya oyunu olmasına rağmen yine korkusu azalmış oyunlarda bu açık dünya olacak. Eğer öyle bir şey olacaksa arkadaşlar kesinlikle aksiyona döner ve ben bunu istemiyorum. Ben bunu kesinlikle istemiyorum. Aksiyona dönerse Resident Evil 5-6 günlerine geri dönebiliriz. O yüzden çok korkum var bu konuda. Benim beklentim safkan korku olması. Yine oynanış olarak işte sandık sisteminin olması. Az yaratık çıkıp fakat korkutabilme ihtimalinin çok olması, yeni yaratık tasarımları, zombilerin daha böyle gergin olması vesaire bu tarz şeyleri istiyorum. Ama beklentim bu yönde olmasına rağmen arkadaşlar bir diğer düşüncem de şu. Maalesef bu oyun aksiyon olacak gibi, aksiyon oyunu olacak gibi yani. Olursa da üzülürüm. Bakalım yani ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Evet benim genel olarak beklentilerim bu yönde arkadaşlar. Daha oyunla ilgili bir şey çıkmadı. Muhtemelen dediğim gibi PlayStation etkinliklerinde paylaşılacak ve gösterilecek ilk trailer'ı. Merak ediyorum çünkü Resident Evil benim için çok önemli bir seri arkadaşlar. Bakın posteri var şurada. Şurada posteri var. Burada orijinal PlayStation 1 oyunu var. Çok benim için çok değerli bir seri. umarım korkuya döner. Eskiye dönerler tekrardan ve bizi gerçekten de eski günlerine geri götürür. Ki zaten şu an aslında Resident Evil serisi iyi durumda. Resident Evil 4 Remake ile birlikte. Daha da iyi neden olmasın. Capcom'u ben güveniyorum. Bazen dönemsel saçmalıklar yapabiliyorlar ama umarım o bize denk gelmez. O yüzden Capcom'u güveniyorum. Siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Okuyacağım. Çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Yoksa farklı şeyler mi düşünüyorsunuz? Düşündüklerinizi aşağıda yazın ki ben de okuyayım ve belki de yanıtlarım. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız arkadaşlar aboneliklerinizi bekliyorum. Çünkü 100.000 bin aboneye az kaldı. 11 yıldır YouTube'dayım. Artık olalım. Teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.